cevabı verdi. Ona yaklaştığımda kocaman bir deve gördüm. Hayatımda başı ve boynu o kadar büyük olan başka bir deve görmemiştim. Eğer taşı atmaya yeltenseydim, deve beni azı dişleriyle paramparça ederdi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Onun gördüğü Cebrail aleyhisselamdı. Bana yaklaşsaydı Cebrail aleyhisselam onu tutup bir tarafa fırlatacaktı. Allah'ın iman etmeyenlerin ve müşriklerin tuzaklarını her defasında boşa çıkarması, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok büyük tehlikelerle karşı karşıya kalmasına rağmen öldürülememesi, onun çok büyük bir mucizesidir. Allah bir ayette Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme kimsenin zarar veremeyeceğini, ona kurulan tuzakların boşa çıkacağını şöyle haber vermiştir. Hani o inkar edenler seni tutuklamak ya da öldürmek veya sürgün etmek amacıyla tuzak kuruyorlardı. Onlar bu tuzağı tasarlıyorlarken Allah da bir düzen kuruyordu. Allah düzen kurucuların hayırlısıdır. İslami ve tarihi kaynaklarda yer alan bilgilere göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğinin 14. yılının 27. Safer gecesi evinden ayrıldı ve Hazreti Ebubekir'in evine geldi. Daha sonra Hazreti Ebubekir'le birlikte Mekke'yi terk ettiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerin kendisini ilk anda arayacakları yerin Medine yolu olacağını biliyordu. Bu sebeple tamamen ters yönde bir yol tercih etti. Bu yol Mekke'nin güneyindeki Yemen yoluydu. Bu yolda yaklaşık 6 kilometre yürüyerek Sevr Dağı diye bilinen dağa geldiler. Burası tırmanması zor, tehlikeli, yüksek bir dağdı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanındaki arkadaşı Hazreti Ebubekir'le birlikte burada bir mağaraya gizlendi. Rivayet edildiğine göre bu mağara Sevr Dağı'ndaki Atal adıyla bilinen mağaradır. Bu arada müşrikler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi bulabilmek için bütün yolları kestiler ve silahlı adamlarla kontrol altına aldılar. Yayalar, süvariler ve iz sürücüler bölgeyi detaylı olarak taramaya başladılar. Dağlara, vadilere ve yokuşlara yayıldılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi arayan iz sürücüler mağaranın ağzına kadar geldiler. Ancak Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu anda da Allah'a tam bir tevekkül içindeydi. Onun bu örnek ahlakı Kur'an'da şöyle bildirilmiştir. Siz ona yardım etmezseniz Allah ona yardım etmiştir. Hani kafirler ikiden biri olarak onu Mekke'den çıkarmışlardı. İkisi mağarada olduklarında arkadaşına şöyle diyordu. Hüzne kapılma, elbette Allah bizimle beraberdir. Böylece Allah ona huzur ve güvenlik duygusunu indirmişti. Onu sizin görmediğiniz ordularla desteklemiş, inkar edenlerin de kelimesini alçaltmıştı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca pek çok olaydan olduğu gibi bundan da Allah'ın dilemesiyle mucizevi şekilde kurtulmuştur. Rivayetlere göre müşrikler takip sonucunda ulaştıkları mağaranın girişinde örümceğin ağ ördüğünü ve güvercinlerin de yuva yapıp yumurta bıraktıklarını gördüklerinde içeride kimsenin bulunmadığını düşünerek geri dönmüşlerdir. Kuşkusuz bu durum her şeye hakim ve kadir olan Allah'ın bir mucizesidir. Örümceğe mağaranın girişine o anda ağ ördüren, sakin bir şekilde yuva yapan güvercini oraya yerleştiren Allah'tır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve mağarada beraber bulunduğu arkadaşına hiçbir şey olmaması, Allah'ın onları görünmeyen ordularla desteklemesi, kalplerine güvenlik ve huzur duygusunu indirmesi elbette büyük mucizelerdir. Esirgiyen, koruyan,
gözeten Allah, yardım edenlerin en hayırlısı ve tüm gücün tek sahibidir. Kur'an'ın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahyi tam 23 yıl sürdü. Bunun ilk 13 yılında Müslümanlar Mekke'deki putperest düzenin içinde azınlık olarak yaşadılar ve çok büyük baskılarla karşılaştılar. Pek çok Müslümana fiziksel işkenceler yapıldı, bazıları öldürüldü, çoğunun evi ve malları yağmalandı. Sürekli hakaret ve tehditlerle karşılaştılar. Buna rağmen Müslümanlar şiddete başvurmadan yaşamaya devam ettiler ve putperestleri hep barışa çağırdılar. Sonunda putperestlerin baskıları dayanılmaz bir noktaya vardığında Müslümanlar daha özgür ve dostane bir ortamın bulunduğu Medine şehrine hicret ederek burada kendi yönetimlerini kurdular. Ancak savaşın zorunlu olduğu hallerde de Rabbimiz, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi çeşitli mucizeleriyle destekledi. Bu mucizelerden biri, Rabbimizin meleklerini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve salih müminlerin yardımına göndermesidir. Salih Müslümanlar, sayıca müşriklerden çok az olmalarına rağmen, çok büyük bir cesaret ve kararlılıkla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında savaşa girmişler ve Allah'ın desteğiyle mucizevi şekilde büyük zaferler kazanmışlardır. Kur'an ayetlerinde Allah'ın meleklerle müminleri desteklediği ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin savaşta müminleri meleklerin yardımıyla müjdelediği şöyle haber verilir. Siz Rabbinizden yardım talep ediyordunuz, o da şüphesiz ben size birbiri ardınca bin melekle yardım edeceğim diye cevap vermişti. Allah bunu yalnızca bir müjde ve kalplerinizin tatmin bulması için yapmıştı. Allah'ın katından başkasında nusret yoktur. Hiç şüphesiz Allah üstün ve güçlü olandır. Hüküm ve hikmet sahibidir. Rabbimizin böyle şanlı ve mucizevi zaferler vermesi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve beraberindeki müminler için büyük bir müjde olmuştur. Allah'ın yardım ettiği Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve müminler ne kadar zayıf durumda olsalar da başarılı olmuşlardır. Sayıca fazla olan inkarcıların orduları karşısında galip gelmişlerdir. Kur'an'ın pek çok ayetinde Allah'ın korkup sakınan kullarına en zor ve sıkıntılı gibi görünen zamanlarda yardımını ulaştırdığı bildirilmektedir. Hiçbir çözümün görünmediği durumlarda bile muhakkak bir çıkış yolu gösterileceği müjdelenmektedir. Kim Allah'tan korkup sakınırsa Allah ona bir çıkış yolu gösterir ve onu hesaba katmadığı bir yönden rızıklandırır. Kim de Allah'a tevekkül ederse o ona yeter. Elbette Allah kendi emrini yerine getirip gerçekleştirendir. Allah'a tam olarak güvenen ve her zaman ona teslim olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve beraberindeki müminler her zaman Kur'an ahlakına uygun yaşamışlar, yaptıkları her işte Allah'ın hoşnutluğunu hedeflemişlerdir. Bunun karşılığında da Allah'tan bir güvenlik ve huzur duygusuna kavuşmuşlar, en zor şartlarda bile büyük zenginlik ve ganimetler elde etmiş ve güzel bir hayat yaşamışlardır. Evrende ve diğer tüm alemlerde meydana gelen her olay Allah'ın bilgisi dahilinde ve kontrolü altındadır. Gaybı da yalnızca üstün güç sahibi olan Allah bilir. Geçmiş ve gelecek olan her olayın bilgisi tüm ayrıntısıyla Allah katındadır.
bu gerçek, Kur'an'da şöyle haber verilir. Gaybın anahtarları O'nun katındadır. Ondan başka hiç kimse,